Selamun Aleyküm. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben Enes Aksoy, Mühendislik Fakültesi öğrenciyim, öğrencisiyim. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum öncelikle. Ee, şimdi e, günümüz gençliğinin modernleşme ve ilgili sıkıntılarının e, bir nebzeden e, az olduğunu düşünüyorum da asıl mesele şu. Ee, batının etkisiyle modernleşme gençler arasında hız kazanıyor. Eee Batır'ın etkisiyle bize empoze edilen şeyler var. burada önemli olan nokta şu. İlahiyatçılar gençlerle modernite arasında nerede? İlahiyatçıların siz sizce modernleşme ile ilgili problemleri var mı? Güzel. Peki. Bunu sormak efendim. istiyorum. Yani <laughs> <laughs> Ben şimdi ilahiyatçılarla kavgaya etmeye Bir de <laughs> ek olarak bir şey <gülüyor> <gülüyor> eklemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rahat evet. Rahat değil mi? Evet. evet. Ya şimdi gençlerle e, ila, e, gençlerle modernite arasında ince bir çizgi var. Burada eğer ilahiyatçılar kendilerinin e, bir misyon, kendilerine bir misyon yüklüyorlarsa, e, bu konuda eksikleri var. Bilimsel yönden olaylara bilimsel yaklaşma yönden kendilerine Nasıl bir çek edebilirler? Var veya mı, ne tür bir var mı? yaklaşımlar şimdi, yapabilirler? Veya yapıyorlar mı? Şimdi evet. şu evet, var tabii. Yani bir, bütün meslek gruplarında olduğu gibi ilahiyatçılarda, biz sosyologlarda da bir takım farklı görüşler var. Bir takım eksiklikler var. Bunları görmemiz gerekiyor. İlahiyatçıların da modernlikle kurduğu ilişkiler aslında tek bir tarz değil. Orada da çoğul bir tarza karşılaşıyoruz. Yani aynı şekilde tamamıyla her şeyle modernleşelim, modernleşmeyi batılaşma olarak görenler var. Ben üçe ayırıyorum hep. İkincisi, hayır tamamıyla gelenekçi davranalım diyenler var. Üçüncü, orta yolcular var bence. İkisinin iyi taraflarını buluşturalım, böylece hayatımıza devam ettirelim diyenler var. Fakat biz kuşak olarak, tabii yani 50 yaş ve üstü kuşak olarak biz daha çok kırsal toplumdan gelen insanlarız sizin gibi sizin yaş kuşaklarınızın yüzde sekseni şehirde doğan yetişen insanlar. Modernliğin daha yeni araçlarıyla, teknolojileriyle, ortamlarıyla buluşan, yetişen insanlar. Dolayısıyla bu kuşak farklılığı, modernlik farklılığını da beraber getiriyor. Orada bir takım sürtüşmeler, anlaşmazlıklar, farklı diller ortaya çıkabilir. Bunları aşmanın yolu birbirimizle etkileşim içinde olmak, birbirimize konuşmak, birbirimize soru sormak, birbirimizden yararlanmak, belli bir uslup sahibi olmak. Bizim belki yani başka bir konu ama günümüzün mesela en önemli gençler arasında diyelim. En önemli sorunlarından birisi postmodern nihilizm diye tanımlıyorum ben. Postmodern nihilizm, ultra bir modernlik. Yani ben bireyim, istediğimi yaparım, kimseye de hesap vermem. Bu hakikaten modernliğin birey düşüncesinin aşırılaşmış biçimidir yani bir açıdan. Nasıl gelenekçi anlayış tümüyle bireyi reddediyorsa, tanımıyorsa, şahsiyet olamıyorsun yani. Şahsiyet sahibi olmak önemli bir şey. Değil mi? Senin yani, mahallen olabilir, aşiretin olabilir, cemaatin olabilir, tarikatın olabilir, kentin olabilir, milletin olabilir. Bunlar etrafında aidiyetlerin var ama bir de şahsiyet olmalısın. Ergün Yıldırım nedir? Olaylara kendince bakabiliyor mu? Tavır alabiliyor mu? Bir tadı, bir kokusu, rengi var mı? Bu olduğu zaman Ergün Yıldırım bir insan olur. Ama yok tümüyle o kolektiviteler içinde erimişse orada şahsiyet yok yani. Bu problemli. Ama yine aynı şekilde modernitenin birey anlayışını, daha çok feministler ve markistlerin savunduğu biçimiyle aşırılaştırarak hiçbir kimseye hesap vermeyen bütün varlığı kendinden bir menkul bir varlık olarak kendini gören bir birey de ciddi problemler getirir. Annesine, babasına karşı, hocasına karşı, okuluna karşı, toplumuna karşı, milletine karşı mesuliyet taşımayan bir birey dolayısıyla bu problemli bir bireydir ya. Yani.